Evet sevgili gençler, bu da benim dünyam 14. sayfa 1. etkinlik cevapları. A seçeneği ne diyor? Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime grupları var ise bunları anlamlarını tahmin ediniz diyor. Evet, kelime grubu. Orada bir imrenmek var baktığınız zaman. İmrenmek belki ne olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyeniniz de var. Benim sadece bilmediğim o var. Sizin bilmediğiniz başka varsa yazabilirsiniz ama sanmıyorum. İmrenmek nedir? Gördüğü, beğendiği bir şeyi kendisine olmasını istemek. Bir başkasında var. Senden de çok olmasını istiyorsun ama sende yok. İşte buna ne deniyor? İmrenmek deniyor. Evet, A seçeneğimizin cevabı bu. Şimdi ben B'ye geçiyorum. Siz videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. B'de 6 tane sorumuz var. Önce soruları soracağım, okuyacağım. Sonra cevaplarla sizi baş başa bırakacağım. Videoyu durdurup yazın çünkü 6 soru cevapları uzun. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metni hareketle cevaplayınız. Metine göre cevaplarınız isteniyor. Parçaya göre. 1. Yazar tanıştığı ilk kitaptan neden büyülü kitabım diye söz etmektedir. 2. soru. Yazar kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir? Açıklayınız. 3. Kitaplar yazarda hangi duyguyu uyandırmıştır? 4. Sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı neler anlatmasını isterdiniz? 5. Bir insana kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın en etkili yolu sizce nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. 6. Bir yazarla tanışma fırsatınız olsaydı kiminle tanışmak ve ona ne sormak isterdiniz? Anlatınız diyor. Sorular bu şekilde. Cevapları mümkün olduğu kadar kısa yapmaya çalıştım. Biliyorum siz öğrenciler uzun cevaplı soruları sevmiyorsunuz. Ben de sizleri düşünerek işte cevapları bu şekilde kısa verdim. 6 sorunun cevabı da ekranlarda. Ben sizi sorularla baş başa bırakıyorum. 1. sorunun cevabı. Yazar hayatındaki bir dönüm noktası olduğu için büyülü kitap söz diye söz ediyor. 2. Gizemli, baş döndürücü olaylar, bilinmeyenlerle dolu güzellikte düşsel bir dünya keşfetmiştir yazar bu kitapta. 3. Bu parçada kitaplar yazarı sıkıldığında oyalıyor, güldürüyor, korkutuyor, şaşırtıyor, eğlendiriyor. Onu tamamladığı insanlarla, tanımadığı insanlarla pardon, gitmediği ülkelerle, yaşamadığı dönemlerle, bilmediği dillerle buluşturan büyülü bir yerdi. Evet. 4. En çok aklımın bir köşesinde kalan merak ettiğim soruların cevaplarını anlatmasını isterim. Değil mi? Kitabımızın onu yapmasını isteriz. 5 ve 6. sorunun cevapları uzun. Ben okuyup sizi sıkmak istemiyorum. Lütfen videoyu durdurun ya da ekran görüntüsü alın. Öylece çözün. 15. sayfayı hazırlıyorum. Siz bunu bitirip peşimde gelin. Hadi bakalım kolay gelsin.